Pasın arkasına ümit kararı doğru. Yohanna ise ümit kararı. Ümit Karan, bu ne biçim vuruş? At golü Dolgun, ters tarafa gidiyor. Direkt gol geldi, gol geldi, ikinci gol geldi. Muhteşem, olamaz, muhteşem. Ve hamile ayet kıskırıyor. Değerli izleyiciler, mikrofonun ustaları bölümünde bu hafta büyük bir ustayla birlikteyiz. Öztürk Pekin bu mesleğin duayenlerinden birisi. Kendisi aynı zamanda benim hocamdır. Bu işe belki Şansal abiyle başladık birlikte ekip halinde. Şansal Büyükay'la çok katkısı, emeği olmuştur ama yetiştiren hocalarım beni başta Öztürk abi ve Doğan Yıldız'dır. 1992 yılıydı. Doğru. Mesleğe başladığımız zaman çok uzun yıllar geçmiş Öztürk abi, 29 sene. Şimdi benim çok biliyorsun çok öğrencim var. En az emeğim sendedir. Neden biliyor musun? Ben seni tanıdığımda sen zaten hazırdın. Dedim ki bu çocuk maç anlatmaya hazır Şansal dedi. İstediğim zaman götürebilir miyim dedim. Emin misin dedi. Eminim dedim. Yani çok kısa bir süre içinde hatırlıyorsun. Birlikte gidip bir maç anlattık. Ve hiç unutmuyorum. Sana demiştim ki ilk yarı 5 dakika vereceğim. 6 dakika asla değil. Sonra alacağım mikrofonu. Düşüneceksin ne yaptım 5 dakikada. İkinci yarı vereceğim, gidebildiğin kadar gideceksin demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatta Sergen'in golü bana denk gelmişti. Kocaelispor Beşiktaş maçıydı. Evet. Madida ceza sahası içerisinde ortasını yaparsa tehlike. Sergen vuruyor ve gol. Çok keyifliydi. İlk anlatımım oydu Öztürk abiyle birlikte, maç anlatımım. Evet. Öztürk abinin sayesinde, Şansal abi, Ferhan Tezcan'ın da çok emeği var. Doğru. O ekip çok güçlü, çok iyi bir ekipti. Çok yönlü yetiştirdiler bizi. Ben hem dış haberlere bakıyordum, hem muhabirlik yapıyordum, hem kameramanlık yapıyordum, hem montaj yapıyordum, hem haber yazıyordum, hem yazdığım haberi okuyordum, hem de çıkıp sunuyordum. O zaman koşullar öyleydi ama. Evet. Ama mini ekiplerle çok iş yapılıyordu. Sektör aslında çok altın yıllarında yaşadık birlikte. Evet, yani evet. Bütün altın uluslararası maçları yurt dışından anlatıyorduk. Doğru. Şimdi öyle bir durum yok artık. Neler yaşadık ya. Sen bunu söyleyince otel odasından anlattığım maç geldi aklıma. Kalyeri'de. Evet, Kalyeri'de. Evet. İtalya İsviçre. Evet. Neden verdik o maçı? Kubilay Türk Yılmaz Türkiye'ye transfer olma ihtimali vardı. İsviçre milli takımında oynuyor diye verdik o maçı. Ve o da ayrı bir... Evet, Öztürk abi İtalya'da Cagliari'de yani Sardunya Adası'nda İtalya maçı anlatacak. Hakikaten çok ciddi teknik problemler oldu. Tabii canım. Ve stat'tan anlatamadı maçı. Cagliari'de otel odasından anlattı. Siparişler içinde komenter pozisyon yok. Oda kirası yok. PTT'den hat kiralanmamış. Tek çare otel odasından telefonla İtalyan televizyonunu yayınla. O zaman en komik olay neydi biliyor musun? 5 dakika, 6 dakika, 3 dakika reklamlar giriyor arada maç içine. Evet. O zaman ben tabii sallıyorum. İtalyanlar daha iyi oynamaya başladı orta sahada falan deyip. işte. Güzel şeylerdi. Her olay insana çok şey anlatıyor, öğretiyor zaten. Ben mesleğe başladıktan birkaç gün sonra Şansal abi bana yetki verdi. Uluslararası yayın hakları için. O zaman dış alımlar falan da yok. Evet. Ben yapıyorum dış alımları. Doğru. Daha 21 yaşındayım. Dış alımları yapıyorum. Tabii. Yabancı değil. Buldum şeyi, Sigma Olomuk Fenerbahçe ile eşleşti. Ya ne olaydı. Sigma Olomuk kulübünün işte almanaktan telefonunu, faksını buldum. Mektup yazdım, faks yazdım. Yayın hakları teklifi yaptım. Yayın hakları satın aldım. Siz anlattınız maçı. Şimdi maçla ilgili de şöyle bir şey var. O gün Fenerbahçe çok talihsiz bir gün geçirdi. Evet. Kırmızı kartlar, kötü oyun. 7 tane yedi maalesef. Evet, tarihi bir gündü. Ve şimdi Öztürk abi oradan anlatıyor maçı Çek Cumhuriyeti'nden, Çekoslovakya eski adıyla. Evet. Oradan arada reklam giriyoruz, maç arasında reklam var. Aynen. Gözünüz bizde olsun, kanal altında sloganı. Evet. Gözünüz bizde olsun diyor, biz buradan reklam giriyoruz. Öztürk abi gözünüz bizde olsun diyor, biz buradan reklam giriyoruz. Sürekli gözünüz bizde, çok da reklam almış maç. Evet. Öztürk abi dakikada bir gözünüz bizde olsun diyor, reklam giriyor. Reklamdan çıkıyor, Fenerbahçe gol yemiş. Böyle bir durum ve sürekli telefonlar geliyor. Binlerce telefon. Onu açıyorum, bunu açıyorum. Gözünüz çıksın diyor. İsteyeceğim. Gelince bana da söylediler. Yani dostlarım biz bile söyledik diyorlar. Sen gözünüz bizde olsun dedik. Gözün çıksın. Ay öyle talihsiz bir gündü. Lyon-Trabzon maçı efsanedir. Evet. Aston Villa'yı da mı siz anlatmıştınız? Evet. Trabzonspor-Lyon maçında çok didaktik şey kullandım. Yani şu olacak, bu olacak, bu olursa böyle olacak. Hani mesela son cümlem, maç bitiyor artık. Hadi Orhan götür bir son dakika golü olsun diyorum. Küçük Orhan gidiyor, golü atıyor, geliyor. Yani
Bir de meslek hayatımın en özel anıdır, hiç unutmuyorum. Kim vurursa gol olur ve gol. Evet. Hep bunu soruyorlar. Ben de diyorum ki kim vurursa gol olur diye bağırdım. Sonrasında out deseydim ne olacaktı? O içime doğdu sanki. Yani bir dilek kipi kullanıp meseleyi çözmeye çalıştım. Çözdüm de. Korner. Kim vurursa gol olur. Özellikle bu sosyal medyadan sonra bir baskı oluştu spikerler evet. üzerinde evet. ve keyif almamaya başladım. Çünkü ben sizden öğrendiğim kadarıyla veya işte İlker abiden, evet. Halit abiden, Rahmetli Abiden abiden, evet. Tansu abiden, Doğan abiden hepinizden öğrendiğim kadarıyla kendinizden bir şeyler katardınız. Herkesin Tabii. farklı bir yorumu vardı, herkesin farklı bir üslubu Tabii. vardı. Ve mesela Öztürk abi futbolu çok iyi bilir, iyi de oynardı. Hala oynuyor mu bilmiyorum. Beraber çok da maç yapardık. İyi de oynardı, futboldan da çok anlardı ve kendi yorumunu katardı maça. Hangi takımın oyunu kontrol ettiği, nerede oyuncunun evet. hata yaptığı. O yorumla bir yani İngiltere'de falan şu anda hala böyle anlatılıyor maçlar. Fakat Doğru. bizde şu anda gelinen noktada isim söyle, bağır, aman tuzluya. Evet, şekerliye, etliye, karışma. Sütlüye, suya, sabuna dokunma. Konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şu anda gelinen noktadaki anlatım tarzı, bu retorik sizi Tabii. tatmin ediyor mu? Bir anket yapsak spor severler, futbol severler arasında. Desek ki tuttuğunuz takım, gönül verdiğiniz takım bir sezon çok kötü futbol oynasın, şampiyon mu olsun? Çok iyi futbol oynayıp ikinci mi olsun? Çok kötü oynasın, şampiyon olsun diyor. Sadece skor şeyi Odaklı. Var bana, evet. odak. Benim taraftar olduğum takıma şu kadar desibel bağırdı, öbürüne biraz daha fazla desibel bağırdı diye spikerler tenkit ediliyorlar. O maç anlatan çocukların patronları da bağır oğlum diyor. Evet. Bağır oğlum diyor. Bağırabildiğin kadar bağır. Saçmala istersen saçmala diyor. Ben de bazen genç meslektaşlarıma, kardeşlerime onu söylüyorum. Yani harika bir gol, mükemmel bir gol diyorsun. Tamam. Evet. Güzel, gerçekten daha harika, daha mükemmel bir gol olduğu zaman ne diyeceksin? Evet, doğru, doğru. Şimdi bir de TRT'de ben futbol oynarken bir aynı kümede oynadığımız, amatör kümede oynuyorum. Rakip takımlardan birinin başkanı olan Nevzat Avcı vardı, genel müdür yardımcısı. Futbolu çok iyi biliyor ve beni transfer etmek için çok uğraşmıştır. Onun bir lafı vardır. Oğlum, bize değil de spikerler toplantısında çocuklar golden sonra 10 saniye susun da golün sevincini yaşayalım diye. Şimdi kıyamet kopuyor, tribünler ayakta, bayraklar havada. Bir de siz bize şeyi öğrettiniz. Her gördüğün şeyin üzerine konuşma. Görüntü zaten kendisi bazen Doğru, anlatır. Tabii. Görüntü anlatır. Görüntü evet. anlatıyorsa sen ona ses vermek zorunda değilsin. Evet. Bir maç düşün, çok sıkıcı, tribünde de birisi çekirdek çitliyor. Ya onun bir yorumu vardır, söylemen gerekiyor yani. Tabii. Ama, bir şey mizah katmak evet, belki tabii, o zaman. Tabii. Ama sizin bir Trabzon maçı anlatıyordunuz. Kaleci Victor muydu? Evet ya. Çok büyük bir hatanızı anlatmıştınız Öztürk abi. Victor yani elindeki topu rakip oyuncuya attı ya. Evet. Yapma Victor, etme Victor bile. Bir de unutulmaz anlardan bir tanesidir. Avrupa Kupası maçı oynanıyor yani. Kaleci Victor'a dönüyor. Kasiragi de onun üzerine geliyor. Victor. Aman Victor, ne yaptın Victor? Saçmaladın Victor. Olur mu Victor? Gol hediye etti Victor. Gol hediye etti Victor. TRT'de bizim eğitimimizde hep şunu söylerlerdi. İki takım Türk takımı oynarken dengeyi kurun çocuklar. Yani golü atan çok sevinebilir de golü yiyen de üzülür be. Hani o kadar da abartmayın diye bizi biraz baskı altında tutmuşlardı. Orada Avrupa Kupalarında çok rahattım ben. Niye rahattım? Taraf tutabiliyordum. Tabii. Ay, yani şovenizm yani. Asla değil ama. Değil tabii. Realizm devam tabii. ediyordu her zaman evet. gerçekçilik ama. Yani. Şu anda mesela ben ondan da rahatsız oluyorum. Yani bir Türk takımı bir yabancı takımla oynadığı zaman sanki onlar düşman, onlar futbol takımı, da spor kulübü değil. Tabii. Tabii. Aşırı derecede şovenizm var, aşırı derecede abartı var. Ama. Biraz o da yani bence rakibe saygı da önemli. Bilgisizlikten kaynaklanıyor bu. Yani aynen çünkü şimdi bilgiye kolay ulaşılıyor, kolay ulaşılan şeylere de kolay tüketiyoruz. Evet. Şimdi sen bunları anlatınca rahmet olsun babanı da hatırladım. Bir gün TRT'ye bir haber geldi. Onu almadan geçemem. Futbol dünyasında çok araştırıcı, çok bilmeyi değer veren. TRT'ye bir gün Zonguldak Spor'u çalıştırırken bir haber geldi. Gündüz'teki Nonay top atma makinesi yapmış diye. Bu ne?
Atladık arabaya, kameraları aldık, Trabzon şeye gittik, Zonguldak'a gittik. Küçük bir Fatih'in toplarından bir top yapmış, rahmet olsun baba. Ve köşeden orta yapıyor, korner atıyor. Biz çekimleri yaptık, ettik, TRT'de yayınladık. Aradan 15-20 sene geçti. Federasyonda baban bana telefon etti, dedi ki Öztürk, dedi, Zonguldak'taki olayın, dedi, görüntülerini bulabilir miyiz, dedi. Bulamadık görüntüyü. Yani araştırmacı, bilime inanan... Sizin mesleğin, yani bizim mesleğin gelişmesinde de rol payı var. Çünkü futbol terminolojisinin, literatürünün gelişmesi için de çeviriler falan yaptırdı. Beslenme kitabı çevirtirdi. Sporcu canım, beslenmesi yazdı. Prensiplerini koyardı tabii. Neyse, onu da anmış olduk böylece. Evet. Yani... Yeni jenerasyon Z kuşağı diyorlar. Tabii az önce de bahsettik. Bilgiye kolay ulaştıkları için kolay tüketiyorlar. Ve neticede kendileri de çok bilgili olmadığı için karşısındakinin bilgisini de sınayamıyorlar maalesef. Tabii. Ve çok kolay bir şekilde yargılayıp harcayabiliyorlar. Şimdi sizin jenerasyon, bizim jenerasyon çok donanımlı insanlardık biz. Yani insanlarız. Ama hocalarımız, bizim hocalarımız çok donanımlıydı. Arman Talay, Halit abi, Çetin Çeki, gözleri üstümüzdeydi yani. Ben mesela bir Diyarbakır'dan ya da Gaziantep'ten birimiz radyo anlatımından döndüm. Arman abinin suratı beş karış. Abi dedim, bir şey mi oldu, üzüldünüz? Oturur musun dedi buraya. Bana söyler misin dedi, ceza sahası dışından atılan ceza atışını dedi. Hatırladım, Arman abi dedim, çok özür dilerim. Olay şu dedim. O kadar çok faul kelimesi kullandım ki dedim, orada yeni bir kelime aradım. İşte orta çizginin 7-8 metre ötesinden ceza atışını diyemezsin kardeşim dedi. Futbolda bir ceza atışı vardır, o da penaltıdır dedi. Ya biz böyle denetliyoruz, yani radyo anlatıyoruz. Yani biz sizle oturup, işte ne bileyim, Rus klasiklerini, Dostoyevski'yi, Tolstoy'u, Çehov'u konuşabiliriz. Herkes çok donanımlıdır, çok bilgilidir. Hem edebiyat konusunda, hem spor konusunda, hem sanat konusunda, hem olimpik sporlar konusunda. Birçok alanda. Çünkü öyle yetiştirdik kendimizi, öyle yetiştirmek zorundaydık. Tabii. Biraz yani jenerasyonlar arasında böyle bir fark görüyorum. Doğru. Yani ben katılıyorum. Katılıyorum tabii. Yani TRT'deyken hadi gir artistik jimnastik anlat. Hadi gir bu jimnastiği anlat. Hadi gir güreş anlat. Boks anlat. Ya yani bir olimpiyat sporlarını bilmek zorundaydık. Yani sadece futbol değildi. Güntekin şu cümleyi çok duydum ve çok mutlu oldum. Türkçenin toplumda, Türkçenin sevilmesinde, yayılmasında, doğru kullanılmasında emekleriniz var denmiştir. Birçok ifade yanlış kullanılıyor. İşte oyunsal diye bir kelime yok, hücumsal diye bir kelime yok. Futbol dünyasının yarısı hala hakem diyor ya. Evet. Hakem diyor, hala gazete diyor. Asla hakemdir, gazetedir, niştim Galatasaray'dır. Yani doğrusu neyse doğru telaffuzu. Yani ben mesela eğitimli spikeri bir kelimesinden yakalıyorum. Hükümet diyor. Yanlış. Hükümet derse eğitimli bir spiker çıkıyor yani. O yönü de mesela yeni neslin görev yapacak arkadaşlarım bir görevi de bu. Doğruyu bulmak, söylemek, tereddüt varsa araştırmak, o araştırma doğrultusunda kullanmak. Yoksa yanlış yerleşecek. Şimdi sizin mesela yarışma programında bizim TRT'deki eğitimimiz aklıma geldi. Hakikaten o çocuklar zor bir yoldan geçtiler. İyi bir yoldan geçtiler. Hem seçildiler hem de zor bir yoldan geçtiler. Doğru. İyi bir eğitim almış oldular böylece. Evet Öztürk abi, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hatırlanmak çok güzel bir şey. İnşallah hiçbir zaman unutmadık sizi. Sağ ol. Rahmetli annem de her zaman sizin için dua etmiştir. Hayır, her Kadir gecesi, Kandil gecesi. Ben hep dua etti. Duaları hiçbir zaman esirgememiştir. Annenle telefonla iki defa konuştuk. İkisi de çok önemlidir. Birinde dedi ki, oğluma yaptıkların dedi, evlatlarından gör. Hayatımda ilk defa böyle bir dua duymuşumdur. İkinci telefonda da dedi ki, Güntekin dedi, kanaldan aldığı çekle araba almaya fırladı, ne yapacaksın dedi. Anneni de rahmetle andık. Senin gibi evladı yetiştirdikleri için anne baba da tabii çok değerli. Çünkü hakikaten Güntekin, bu ülkede doğduk. Bu ülkenin oksijenini, suyunu, havasını, okulunu, öğretmenini, birçok şeyini kullandık. Hiç mi borcumuz olmayacak bu ülkeye? O borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Ben hep böyle düşündüm. Sağ olun, teşekkür ediyoruz Öztürk'e. Değerli izleyiciler, mikrofonun ustaları bölümünde Öztürk Pekin, benim hocam. Herkesin birçok bu meslekte hocası, çok değerli bir insan kendisi. Çok da başarılı bir
spikerdi. Artık emekliliğin tadını çıkartıyor ama başarılı bir emekliyim ama. Hiçbir zaman unutulmayacağız kendisini, unutulmayacaktır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.